Çağlayla yeni bir güne, herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün biraz yüzümüzü gökyüzüne çevireceğiz. Astroloji uzmanı Zeynep Turan bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi işte. <laughs> İyi işte diyor. Niye çok mu karışık yüzü? Çok merak Yo, ediyorum gerçekten. Ben sadece Şimdi... astroloji üzerinden devamlı deprem yapılmasını <laughs> haber yapılması çok kırgınım. Bu ekranlarda da bunu söyleyeceğim. Dolayısıyla da. Söylesene Allah aşkına ah, evet. bir sordum bir daha işittim vardır ya sen de dök için kız. Evet. Vallahi bak dök. Buraya da yayınlara da neden gelmediğini <laughs> de söyleyeyim. Deprem döneminde Türkiye Cumhuriyeti bu kadar yara almışken bu kadar dertliyken <laughs> astroloji uzmanları jeoloji uzmanı değildir. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. 10 kitap yazdım, 20 bin yazım var. Depremi astrologlar bilemez. Hı. Gezegen hareketleri sadece güneş tutulmaları, doğa olaylarının tetiklediğini ve güneş tutulmasının gözlemlendiği ülkelerde e, belki e, doğayla ilgili bir takım olaylar olabileceğini iddia edebilirler. Hı. Fakat şunu şurada bunu burada söyleyemezler. Anladım. Bilimin konuştuğu yerde ilim susar. Haklısın. Ee, ama sen e, her zaman doğru bildiğin hepimiz aslında. Birçoğumuz birbirimizi tanıyan ve iyi anlaşan evet. ve işinde başarılı olan insanlar hep bildiğimiz yolda ilerleme devam ediyoruz. Bunlar seni etkilemesin. Yok beni sen, etkilemesi benim korkum hani için etkiledi. Ben <laughs> devam ediyorum. Evet i̇nsanlar tabii da ki. Neye Aynen. Neye ama yani. işte Bana bu bir yerde e, işte şey yapıyor Çağlacığım. Bak şimdi ben de yıllardır yazıyorum kitaplarımı mesela benim tabii. 2023 kitabımın Şubat bölümünde deprem yasası değişecek var ama ben o bölümü asla deprem şöyle olacak, böyle olacak yazmadım. İnsan vatanına kıyamaz, toplumuna kıyamaz. Korkuyla sistemi yönetemez. Reslemek çok yanlış. Çok evet. yanlış. Biraz merhamet etmeli, yardım etmeli. Elinde bir bilgi varsa, bir uzmansa, bir şeye uzanabiliyorsa, birden fazla kişiye eli değiyorsa daha merhametli, daha yapıcı, daha toparlayıcı, daha naif, daha ter dökerek. Çünkü bizler toplumun önüne çıkarken aslında daha çok yorulmak zorundayız. Çünkü öncüyüz. Ya çok bir şeyler paylaşıyoruz. Sonra çok katılıyorum ama maalesef bu düzen böyle ya ve ha. biz bunun neden böyle olduğunu aslında çok iyi biliyoruz. Daha fazla izlenilebilirlik ve konuşulmak adına, insanları korkutmak, ürkütmek ve dikkat çekmek adına bunlar yani Doğru, yıllardır söylüyoruz. böyle. Yani evet böyle. Ben sadece ben ülkem adına vatanım adına e, üzüldüm üzülmek hiçbir şey çözmedi hiç unutmayalım orayı hep orası bizim iyileştirene kadar orayı biz ancak öyle iyileşiriz ben de öyle iyileşirim evet. e, ne hasta olduğumun ne olduğumun bir önemi yok bizim ne olduğumuzdan çok bizim hepimizin bir olduğumuz gün iyi olacağız tabii ki iddialı evet. bir yıldan geçiyoruz ben e, kitaplarla hep kendimi ifade etmeye çalıştım. 2023'te çok büyük gezegen hareketleri var. Biz seninle burada pandemiyi geçirdik beraber. Biteceğini neler konuştuk. Yaşadık. Neler yaşadık? Evet, evet, evet. Bu ekranlarda senin izleyicin benim dilimi senin sayende tanır eder. E ben de başka ekranlarda anlatıyorum, siyaset yazıyorum, anlatıyorum, aktarıyorum ama. ...bir yerden sonra hepimizin birbirine tutunup yardım etmeye çok ihtiyacı var. Kesinlikle. O yüzden de biraz tabii ki haklı olarak kendime göre yorgunluk hissediyorum. Çünkü e, gündemi değiştiriliyor. Gündem değişmesi de çok e, kırgınım. Onun belki derdi var. Biraz annelik olabilir. Hmm. Belki emek emekli olacağımdır. Belki de o da olabilir. Olacağımdır haberim yoktur. Haberim yoktur. Hepimiz zaman zaman çok yorgun evet. hissediyoruz. Doğru. Ama yedi gezegen hareketinin değişeceğini hep söyledik. Bizim evet. önceliklerimiz önce can güvenliğimiz. Sonra... Doğru eee birbirimiz mal güvenliğimiz olmalı. Biz buna odaklanmalıyız. Kadınlar dünyayı kurtaracak. Benim 2019'da sosyal medyada söylediğim laftır. Dünyayı kadınlar kurtaracak, kadınları iyileştirecek. Uranüs boya geçti, kadınları ön plana çıkardı. Ee, bu yüzden de bize çok şey düşüyor. İyileştirmek zorundayız. Çünkü bazı şeyler çok eksik gidiyor. Elimizden geleni yapmalıyız. Ben ona Kesinlikle. çok inanıyorum. Ben de onu düşünüyorum. E, onu diyecektim. Değiştirebileceğimiz bir şey varsa buyurun hemen şimdi değiştirelim. Ama değiştiremeyeceğimiz bir şey varsa kendinde bu kadar üzme, yıpratma e, diye benim anneciğane. Teşekkür tavsiyem. Sağ ol. Tavsiyem. Çok teşekkür ederim. Biraz ha, e, tabii yazarlık tarafı. Evet, tabii. çok hassasım. Ve çok hakimsin. Detaycıyım ve evet. çok hakimim. Çok yazıyorum. Yani ben bugün Türkiye Cumhuriyeti'mizin, ülkemizin 6 Şubat'ında konuşulan tüm gündemlerini e, yıllarca kitaplarımda yazdım. Çok evet. yazdım, çok anlattım. Şimdi ne yapılacak? Yedi gezegen hareketini biz Mart ayında yaşadık biz buralarda. Da hep onu söylemeye çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti'mizi, ülkemizi, dünyayı çok ilgilendiren günlerden geçiyoruz. Belki ben iklim krizini konuşmadım. Suları, selleri, yağmurları denizlerin taşıacağını, insanların batacağını çok başlıklar altında anlatmaya çalıştım büyük günlerden geçiyoruz ama bunu korkuyla değil akıl ve iradeyle evet. ve sabırla çözeceğiz. Şimdi bizim şu Mar Nisan ayımız da gezegenler bir yere geçti. Şimdi Nisan ayının gündeminde Hemen en ona büyük... geçmeden önce mutfağda bir günaydın tabii, demek tabii istiyorum. E, Tuna ablamız biz bizlerle beraber şef Tuna Aktan. Hoş geldin. Nasılsın? Canım Çağla'cığım hoş bulduk çok teşekkür ederim İyi olmaya çalışıyoruz. Öyle hepimiz toparlamaya evet, çalışıyoruz. Evet. Ee, sahip olduklarımız hayata devam. Evet. Bugünün evet. menüsü sizden Bugünün dinleyelim. menüsü Hatay bölgesinden tepsi kebabı var. Adana'dan. Selamlar olsun sevgiler hepsine olsun. Hepsine sevgilerimi saygılarımı hepimizin başı sağ olsun diyorum. Tamam. Adana bölgesinden Adana çorbası var. Bir de iki yumurta ve ee, çikolatayla yapılan bir çaklat e, kapımız var. Krem çikolata gibi böyle evet, bir şey hazırlayacaksın tatlı ile. olarak da. Evet Çok canım. çok teşekkür ediyoruz şimdiden ellerine sağlık. Bugün bende bir tuhaflık var diyen herkes için hani bilmiyorsa eğer ben çok etkileniyorum bazıları da çok etkileniyor olabilir. Bugün Dolunay. Dolunay terazi burcunda. Şimdi evet. Dolunay'ın dünyaya, Türkiye'ye ve tek tek burçları olan etkilerini ve önümüzdeki günlerde neler beklediklerini konuşabiliriz. Şimdi şöyle Dolunay'ı şöyle kurtaralım. Her Dolunay içimizi doldurmaz, her yeni ayda yeni başlangıçları tetiklemez. Çünkü gezegenlerin arkasında başka gezegenler. Yani güneş ve ayın ilişkisidir Dolunay ya da yeni ay ama bizim gezegenlerimiz de var. Merkür geri gittiğinde imza atılmaz, Mars geri gittiğinde kimseye bir şey anlatılıp çatışmayı da tetiklediğini biliriz ya da Venüs geri, geri gittiğinde evlenilmez gibi böyle size sloganlar tatlı verebilirim. Dolayısıyla da bizim bu e, Nisan ayımızda e, Mart ayında Şubat ve Mart ayındaki gibi yıkıcı gökyüzü olayları yok fakat e, dünyada ve toplumsal olaylarda fikrini beyan eden ya da iletişimini daha yükseltecek durumlar var. Bu Dolunay terazi burcundaki Dolunay Türkiye'nin haritasında çok etkili ve dolayısıyla toplumsal bilincimizi daha çok yukarı taşıyacak. Çünkü Türkiye'nin cumhuriyetimizin haritasında Mars'ı terazidir ve dolayısıyla bu Dolunay bizim 5. evimizde gerçekleşeceği için okulları, öğretmenleri, çocuklarımızı daha çok konuşacağız ve buralarla ilgili çok seslediğimizi, fikrimizi ortaya koyacağız. Önümüzdeki günler bu. Peki Nisan ayını nasıl yönetelim? Nisan ayının da aslında bir reçetesi var. Nisan ayının, dolunayının dışında 22 Nisan'a kadar isterseniz eğer biraz da hani benim işim ters gitmesin, biraz da her şeyini toparladım ama astrolojiden de faydalanayım, hani gökyüzüne göre Doğru zamanda imza atayım istiyorum diyorsanız 22 Nisan'a kadar alım satım işlerinizi, kontratınızı, imzanızı, sözleşmelerinizi isterseniz yapın. Çünkü yılın başında benim çok da üstünde durduğu Merkür retrosu 22 Nisan'dan itibaren gökyüzünde zuhur edecek ve toplamda 21 gün devam edecek. O yüzden de Nisan ayının reçetesinde Nisan ayının son haftasına iş bırakmayalım. Neyle ilgili iş bırakmayalım? Anlaşma, imza, kontrat oldu da iş teklifi aldınız ve gerçekten kafanız yattı. Gelin isterseniz 22 Nisan'a kadar bunu e, halledelim, çözelim. Peki 2022'nin Nisan ayında yılın en önemli tutulması var. Bu tutulma işte gözlemlenen ülkelerde belki bu senenin en büyük olayı. Zaten su ve toprak tutulmaları olduğu için. Belki gözlemlenen ülkelerde doğayla ilgili geri bildirim olabilir. Ama bu sene genel mantıkta baktığınızda satürn su dolduğu için hep yağmurları konuşacağız. Ve bol bol da sularla ilgili konuları gündemimize getireceğiz. Şimdi dolayısıyla bizim bu 6 Nisan'daki terazi dolunayında hepimize biraz daha kendi gündemimize geri dönme isteği verecek. Taşınmaları, alımları, satışları daha çok parayı konuşacağız. Çünkü terazinin yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs de güçlü olduğu Bir burçta Dolunay'a eşlik ediyor. Yani bu ada hepimiz bugünlerde medyaya, gazetecilere, televizyonculara, estetiğe, taşınmaya, mobilyamıza daha çok efor sarf edeceğiz. O yüzden de sanırım 22 Nisan'dan sonra pek iş getirmeyeceksiniz. İsterseniz burçlarla başlayalım. başlayalım. Bugün Dolunay günü ama Dolunay içimizi doldurmak istemiyor. Yönetici gezegeni rahat bir yerde hareket ediyor ve dolayısıyla en çok da eğitimi ön plana sürmek istiyor. Sanırım Dolunay'ın gündemini yakaladık ve gelelim burçlarımıza. Burçlarımızdaysa ise Koç burcunda Karşıt Burcu'nuzda bir dolunay gerçekleşecek. Karşıt Burcu'nuzdaki dolunay gerçekleşirken yapacağınız harcamaları planlayacaksınız. Biraz geçtiğimiz aylarda bolca harcama yaptınız. İşte yardım ettiğiniz harcama yaptınız. Fazla fazla zengin gönlünüzü bolca açtınız. Şimdilerde bir takım planlamalara, düzenlemelere gideceksiniz. Evde teknolojik aletlerle sorun yaşayabilirsiniz. Onları biraz... E, dikkat etmekte e, fayda var e, çünkü e, bu dolunayın içinde birazcık öncü burçlara yani koç, terazi, yengeç, oğlak burçlarının teknolojiyle ilgili sınavı söz konusu olabilir. Bilgisayarınız, telefonunuz, evdeki kahve makineniz, saç kurutma makineniz biraz bizi buralarda yorabilir bilginize dedikten sonra Koç burcunun teknolojiyle ilgili küçük sınavlarını anlattık ve ikili ilişkilerde. Şimdi eğer Koç burcuysanız ve 2012 2013lerde hayatınızda evlilik düzen kurduysanız, yani 2012-2013 yılları bandında evlendiyseniz buralarda evliliğinizle ilgili sorunları daha farklı çözmeye gidebilirsiniz. Şimdi benim genel Nisan tavsiyemde çok işten çıkmayın gibi bir tavsiyem olacak nacizane dinlerseniz ee, İkincisi ise de e, öncü burçlara evliliğinizle uğraşmayın gibi bir tavsiyede bulunacağım öncü burçlarda koç terazi yengeç oğlaktır bunu da küçük bir bilgi olarak paylaşmak isterim. Sevgili koç burçların 2012-2013'ten bu yana gelen eş ailesi evlilikle ilgili konuları çözemeyip iddialı kararlar almaya kalkabilir. Ki bu doğru bir ay veya doğru bir zaman dilimi değil. Çünkü bu geçici bir süreç olduğunu sevgili koç burçlarının ilişkilerle ilgili olduğunu iddia edebiliriz. Ve geldik kariyer ve paraya. Sevgili koç burçları kariyer ve para konusunda az önce de belirttiğimiz gibi Şubat ve Mart aylarındaki büyük harcamalardan dolayı ee, biraz bu döngüde özellikle Nisan ayında daha çok ekonomi yapacaklar. Aile konularında ise maddi sorumluluklar, sağlıkla ilgili konuları biraz daha rahat gideceği bir ay olacak ama genel yapıda bu hafta e, dolunaydan dolayı 7. evinizde gerçekleşeceği için bir şeylere hafif huysuzluk yapabilir, surat asabilir. Biraz daha gardınızı takınarak hareket edebilirsiniz ama o da e, takriben 12 Nisan'da dağılır sevgili Koç burçları gelelim sevgili boğa burçlarına. Topraktır, ne yapsa yeridir, inatçıdır. Uranüs boğa burcunda hareket ediyor. Venüs boğa burcunda. Hatta geçtiğimiz günlerde haberlerde 5 tane gezegenin yan yana dizildiğini, ay ve e, Venüs'ün hizalandığını, halbuki yanında Uranüs ve düğümleri de olduğunu. Aslında baktınız bütün gezegenler bizim Türk bayrağımızda olduğu gibi e, e, yaşadığımız gezegenin etrafında böyle kocaman bir C çiziyorlar. Balıkta, kovada, koçta, boğada e, ve yengeçte ardışık bir şekilde hareket ediyorlar. O yüzden de olaylar da hayatlarımızda bir silsile halinde akacak. Yani bir iş teklifi alacaksınız hemen arkasından bir iş teklifi daha alacaksınız. Belki de e, bir işle ilgili sorun yaşayacaksınız hemen arkasına bir işle ilgili tekrar sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden de arka arkaya gelen olayları ben şanssızım gibi değil... Kollektifin bir parçası olduğunuzu unutmayın derim. Ve sevgili boğalara dediğim gibi bu kadar misafiriniz var. Gezegenler burcunuzda, kafa yapınız değişiyor. 2021'den bu yana gelen özellikle ikili ilişkilerle ilgili düzeniniz, eviniz, ilişkiniz, birlikteliğinizle ilgili gayet ben huzurluyum, dengeliyim derken eş ya da birlikte olduğunuz kişinin ailesiyle ilgili sorunlar bu dolunayla birlikte biraz yorabilir. Unutmayın Dolunay'ın hemen arkasında 21 gün sonra biz bir tutulmaya hemen arkasında da Merkür Retros'una gidiyoruz. Ve buralarda aileye vereceğiniz bilgilere dikkat edin. Ha Bir de sevgili boğalar 22 Nisan haftası e, sırlarını yani ailevi sırları sinirle kimseyle paylaşmamanızı ayrıca tavsiye ederim. Kariyer konusunda sürpriz seyahatlerinizde fazla harcamalar yapacağınızı işle ilgili yoğunluğunuz olacağını, mesainizin artacağını hem de hatta bayramınızın bile bu süreçte kısa sürebileceğine kadar iddia ediyor. Bu yıl zaten çalışma yılı diye de küçük bir bilgi vereyim. Boğalarda söylenmemiş olsun. Boğalarla yani boğalar özelinde mi söyledim? Genelde bunu, yoksa 2023 genel. çalışma yılı, genelde 2023'te büyük kararlar alma yılı. 2023 biraz daha kendimizi masaya yatırıp irdeleme yılı. Çünkü tarih boyunca 7 tane gezegenin bir ayda yer değiştirmesi, aynı zamanda 23 Mart 12 Haziran arasında bir plüton var yeraltı gezegeni. Yıllarca Oğlak Burcu'nun içini şişirmişti ve kolektifte de çok büyük olaylar yaşatmıştı. Şişirmişti. Dolayısıyla 2008'den 2023'e kadar dünyanın aslında makinalaşmaktan teknolojiye taşınması, işte birçok ülkede siyasi karmaşalar, gerentokrasi, pandemi bunların hepsini biz aslında olakta gördük ve şimdi ise neden niçinlerini plüton kovada göreceğiz e biraz bu sene Görürken ani kararlar alabiliriz. O yüzden de ben genel yapıda meslek bırakmak için bu senenin doğru bir sene olmadığını televizyon başındakileri herkese söylüyorum. Sonra Fox bunu YouTube'a yüklüyor. Sizden ricam izlemeyenlerle de mutlaka paylaşın. Çünkü bu bilgileri genel itibariyle size özel burada paylaşıyorum. Genelde her bilgiyi her yerde paylaşma özel çalışıyorum. Yani buraya Fox ekranlarını özel çalışıp geldiğim bilgilerdir. Bu sene çok da iş değiştirmek, meslek değiştirmek için uygun bir sene değil diyor gök kubbedeki e, yaşadığımız e, gezegenin atmosferini etkileyen hatta şu oralar güneş patlamaları da var. Bu da yine gezegen hareketlerinin basıncıyla ilişkili. Ama tabii bunun daha fazlası bilim açıklar. Ama ben de yıllardır gezegenlerin seyrin inceleyen birisi olarak anladığım kadarıyla bu senenin atmosferi sadece bizim Türkiye'mizde yaşanan e, olaylar ve bugünkü gündemle değil, dünyanın da bir takım e, enteresan denklemlerden geçeceğini de vurguluyor. Peki burada boğa burçlarına e, mesaisini bayrama da kitledik. Dedik ki hadi siz bayramda da çalışırsınız ve 2021'den bu yana evliliğinizi oturttu, ilişkinizi oturttuysanız buralarda aileler, çevre, arkadaşlıklar canınızı sıkabilir. Burada tutulma yaklaşıyor o yüzden de biraz daha bunlar alınganlık etmeyin, Yıl, ayın sonunda sırları kimseye vermeyin gibi net bilgilerde paylaştığımı e, düşünüyorum. Ve geldim sevgili ikizler burçlarına. Sevgili ikizler burçları krizanlarında soğuk kanınız dikkat çekecek. Türkiye'de Türkiye'mizin hani ülkemizin gündeminde çok ikizler burcu var. İkizler 2022 Ağustos'tan bu yana büyük savaşlar verdi, mücadeleler verdi ve dolayısıyla 23 Mart'tan bu yana önleri açıldı. Senenin genel yapıda kazanan ikizler. O yüzden de ikizler kendi ömürlerinde yaşları ne olursa olsun bu, bu sene kadar ön plana çıkmayacaklarını çok rahat iddia edebilirim. Bunu sadece Dolunay'da da kısıtlamayalım. Bu sene onlar için anlamlı, önemli ve öne çıktıkları iddialı bir yıl olacak. Hayatın neresinde hangi konuyla ilgili olurlarsa olsunlar. Ve dolayısıyla da buradan ne çıkıyor karşımıza? Tabii bu kadar iddialı olduklarına krizler de etraflarında dolaşacak. E, krizleri de çok iyi yönetebilen bir burçtur onlar. Bunu da ortaya koyabilecekler. E, ayın sonunda yönetici gezegeniniz geri gidiyor. Kız kardeş, abla, ailede kadın yoğunluğu olan sevgili ikizlere diyoruz ki buradaki alınganlıklara biraz e, töler etmeye çalışın diye e, özellikle 2022 Nisan'ın son haftasına bir bilgi verdim tabii özellikle hemcinsiniz ya da kadın, kız kardeş, abla, teyze, yenge gibi çevrenizde çok yoğun ilişkileriniz var ise ya da çalıştığınız yerde hemcinsiniz çoksa orada da alınganlıklara ayın sonunda dikkat etmenizi yine tavsiye ediyorum. Aşkta yüzünüz gülecek, yalnızım, mutsuzum, kimseye inanmıyorum, güvenmiyorum kendimi sıkışmış hissediyorum diyen ekran başında ikizler burcu olan varsa hele bir de ay burcu ikizler olan varsa hadi gözünüz aydın diyor gökyüzü bir yerde hiç bir yerde sizi hayat yüzünüzü güldürmeyi planlıyor ve yılın sonunda Mars karşıt burcunuzdan geçerken sizi biraz daha geleceğe adım atacak. ilişkileri de içinde olduğunuzu hissettirecek. Örneğin önümüzdeki iki ay içinde bir ilişkiye başladığını görelim. İkizler için yılın sonunda bir anda kendisini evlilik karar alırken veya işte iş ilişkisinin ismini koyarken bulabilir. Bu dolunayla birlikte aşk hayatını onu gülümsetiyor çünkü hava burcunda gerçekleşen dolunay ikizlerin de ruhuna iyi gelecek. Kariyer ve para konusunda ise biraz tabii bu ayın en başta konusu ödemeler, harcamalar, sürpriz giderler. Bu ikizlerin de etkileyecek. Çünkü terazi burcunda gerçekleşen dolunay terazinin cömertliği vesilesiyle hepimize ekstra paralar harcatabilir. yanı sıra da teknolojiyle de sınav vereceğimize göre haliyle giderler burada döngüsünü artırabilir. Aileye gelecek olursak ikizler Burcu'nun ayın sonunda anne kız kardeş gibi konuları az önce de belirttiğim gibi burada bir takım yanlış anlaşılmalar, birbirinin hayatına müdahale etmeler, taşınmalar, ya da miraslık veya hak hukuk ortak paydadaki gelirlerle ilgili bir takım fikir ayrılıkları yaşayabilirler. Dikkat etmelerini ayrıca tavsiye ederim. Bu dolunay Türkiye yakınını ilgilendirdiğini, anneleri ilgilendirdiğini, eğitimi ilgilendirdiğini, üniversiteleri ilgilendirdiğini, gençlerimizi ilgilendirdiğini altına çizdikten sonra buralarda hepimize eğitimle ilgili fikrimizi söyleyeceğimiz günlerin başladığını işaret ediyor. Bu da tabii ki önümüzdeki 6 ayı kapsayacak bir konu diye belirtmek isterim. Ve geldim Yengeç Burcu'na. Üstünüzdeki rehavet Dolunay'dan. Şimdi Dolunay haritanızda Yengeç varsa örneğin ben hatırladığım kadarıyla Satürn'ü 1972'li 73'lerin Satürn'ü yengeçtir. Ve dolayısıyla önce mesela direkt yıl söyleyelim. Bunların üstünde bir rehavet var. Yapsak mı yapmasak mı bir konular var. E, yengeç burcuna bu dolunay rehavet veriyor Biraz işe gitmek istemeyebilir Mesaisini farklı kullanabilir Yani aslında baktığınızda yengeçler bugünlerde dikkat dağınıklığıyla e, Aynı zamanda işine konsantre olamamakla Birazcık izin almakla Acaba gitsem mi ne yapsam gibi sorularla boğuşabilir Bunlarla ilgili karar almak doğru bir tarih değil diye sevgili yengece belirtmek isterim estetik güzellik diyet bu dönemin en dolunayın eninden Dolayısıyla da sevgili ekran başında izleyen birçok burcumuz bugünlerde diyete başlamış ya da işte daha farklı alışkanlıklarını değiştirmiş, yeme alışkanlıklarını değiştirmiş olabilirler. Burada da en başta da yengeç gelir bilginize. Umadığınız kişilerle aranızda mesafe girecek sevgili yengeçler. Çünkü hoşunuza gitmeyen konuşmaları özellikle ilişkinizle ilgili konuşmaları bugünlerde duyabilirsiniz diye belirttikten sonra geldim. Sevgili aslan burçlarına Yeme içme alışkanlıklarınız değişiyor. Mide sorunlarınız bugünlerde belki yüksek olabilir. E, hassasiyetiniz, içinize atmanız, kararsızlığınız bugünlerde dolunayın anksiyetisinden e, olabilir. İddialık kararlar almak için 22 Nisan'a kadar vaktiniz var. Dolayısıyla daha sonrasında Merkür Retrosu başlayacağı için iletişimde kendinizi yanlış ifade edersiniz. Bilginiz olsun der. Ee, ve uykusuzlukla ilgili sorunları da aslanın da diğer bir burcum daha var. Onun gibi olacağını iddia ediyor harita. Ev değişikliği yakında aslan burçlarına hiç planlamadı ev değişiklikleri yapacak ya da iş yerinde taşınma. Şimdi zaten taşınma ana konumuz şehir değiştirenler, ailenizde ülke değiştirenler, eğitimle ilgili okul değiştirenler gündeminizde olacak sevgili aslan burçları. Bilginiz olsun. Ee, ani harcamalar biraz da böyle ee, yaşam alanlarınızdaki değişikliklerden değil biraz da e, kredi, borç, alım, satım gibi denklemleri değiştireceksiniz. Ben yapmam dediğiniz bazı satışları mesela e, bu ay itibariyle yapmaya karar vereceğinizi vurguluyor gökyüzü. Ve geldim sevgili Başak Burçları'na. Ay içinizdeki problemler azalıyor. E Satürn balıkta maalesef sizi çok korkuttular. Dediler ki Satürn başak balığı çok hırpalayacak. Aslında Başak kendi özüne dönecekti. Kendi kabuğuna çekilecekti. Kendi önceliklerine odaklanacaktı. Ve bu dolunayla birlikte yakınınızda gerçekleşiyor bu dolunay. Aile içindeki problemler azalıyor. Kardeşlerinizle ilgili varsa kaygılarınız onlar biraz daha yoluna giriyor. Onların evlilik problemleri, ilişki problemleri, ya da işte oradaki kırgınlıklar, mesafeler azalıyor. Maddi durumunuzda düzelmeler var. Özellikle son 4-5 aydır kendi iş yeri olanlar işlerinde hareketlenmeler olacak. Kendi yönettiği ekibinde sorunlar yaşayan başakların buralarda düzelmeler olacak. Ben şehir değiştirmem diyen başaklarda da biraz farklı şehirler hayatlarına girmeye başlayacak. Bu Nisan ayıyla birlikte, evlilikle ilgili, ilişkiyle ilgili biraz e, dolunaydan dolayı huysuzlukları, e, o mükemmeliyetçileri demeyelim de kaygıdan dolayı, Başaklar mükemmeliyetçilikten önce kaygılıdır bu bilgiyi paylaşmak isterim. E, kaygılarında bu dolunay biraz tetikleyebilir, o da ilişkiye biraz yansıyabilir. Terazi Burcu. Burcunuzda gerçekleşen bir dolunay var. Bu dolunay da maalesef bazen sizi yükseltiyor. Venüs'te yönetici gezegeniniz. Ben kendimi düşüneceğim moduna her an geçebilirsiniz. Sevdiklerinize de uçak moduna alabilirsiniz. İletişimi kapatabilirsiniz kendinizi bu döngüde. E yolunuz değişiyor. İş yerinizdeki özgüveniniz sağlamlaşacak. Yaptığınız işten eminsiniz. E yönetici gezegeniniz de zaten bu dolunayda aktif rol alıyor. E, dolayısıyla da e, burada ilişkiye düştü pay. Eğer ilişkide birlikte olduğunuz kişi e, son 3 aydır sizi nazıyla kaprisiyle ya da bencilliğiyle ya da düşüncesizliğiyle yoruyorsa... E, ...artık onun bu dolunayda sizden çekeceği var diyebilirim. Şimdi teraziler dedikodu yapmaz ama sinirlendiği zaman da en son söyleyeceğini başta söyler. E bu hafta sevgili terazilere e dikkat edin diyoruz bilginize. E, kariyer konusunda... Sürpriz iş teklifleri alabilirsiniz. Buralarda biraz daha iyice düşünün, taşının diye bilgi vermek isterim. Sevgili akrep burçları, üretemeyen tüketir sözünü hatırlayacaksınız. Korkularınız çok yüksek, kaygılarınız var, tutulma burcunuz da etkili. Ay düğümleri son iki buçuk yıldır zaten sizi yordu. Bir şey bitiriyorsunuz, başka bir şey başlıyor. Dolayısıyla bu dolunayla birlikte ben artık kendi gemimin kendi gemimi kendi küreğimle çekeyim deyip biraz başkalarından beklenti iyice azaltıp kendi e, odağınızla uğraşacaksınız ve dolayısıyla da çevrenizdekilere de olabildiğince e, iş odaklı davranacaksınız. Yani ekran başında bizi izleyen akrep burcu çalışmayan e, kişiler varsa onlar da çevresindekileri artık uyarmayacak kendi evlerini düzenlerini giderlerini gelirlerini Kendileri toparlayacaklar. Birden fazla iş fırsatı çıkabilir akrep burçlarına. Eğer uzun yıllardır çalışmaya ara verdiyseniz sevgili akrep burçları e, buralarda iş teklifi alabilirsiniz. Farklı iş fikirleri olgunlaşabilir. Bunu da 16 Mayıs'tan sonra yani Merkür Retrosu bittikten sonra hayata geçirmek için hayat size bugünlerde fırsatlar tanıyacak. Aile konusunda birazcık e, mesafelisiniz. Kırgınlıklardan, e, kaprislerden yorulduğunuz az önce de belirtmiştim ve geldim Yay burçlarına. Kilo diyet konuları gündeminizde. Biraz kendinize odaklanmak istiyorsunuz. Üzüldünüz, yoruldunuz. Ee, özellikle cilt hassasiyetiniz bu dönemde belki sedef, zona, bu benzeri bir şeyler e, yaşamış olabilirsiniz ki inşallah yaşamamışsınızdır. Ee, biraz kendinizi rahatlatmak, uykusuzluğunuzu, e, kilo almanızı, kendinizi bu son zamanlarda kenara çekmenizi biraz daha e, hayata geri dönmek Biraz daha hayatta barışmak, günlük hayata devam etmek isteyeceksiniz sevgili e, yay burçları. Ummadığınız kişilerden devam ediyor haritanıza göre telefonlarınız. Bolca telefon alacaksınız. Ailevi konularda bir anda sürpriz e, hiç ummadığınız e, kardeş, akrabalarınızın evlilik problemleri karşınıza çıkabilir. Çünkü bu ayda gezegenler oradan oraya geçmiyor ama e, retro var. Tutulma var, onu içinde barındırdığı için sürpriz kararlar, e, iddialı kararlar yay burcunu biraz düşündürebilir. Ve geldim sevgili Oğlak Burçları'na. Plütonsuzsunuz. Ben geçen önümüzdeki günlerde bir tweet'e de hazırladım. Dedim ki Plütonsuz Oğlak nasıl olacak acaba? O kadar alışmıştı ki 2008'den bu yana. Sosyal yalnızlığınız bitiyor. Sosyalsiniz. Tabularınızı esnetiyorsunuz. Biraz daha herkesi kendi haline bırakıyorsunuz. Olduğunuz gibi kabul ediyorsunuz. Farklı alanlara ilginiz artacak. Biraz daha somutsunuz, alım satıma odaklısınız. Eskisi gibi o kadar insanların düşünceleri, sözleri, söylemleri, o spiritüel ya da dünyadan uzaklaşıyorsunuz. Plüto'nun kovada olması en çok size yarıyor. Aşk hayatınızla ilgili maşallah diyoruz. Eğer yalnızsanız maşallah diyeceğimiz bir ilişkiye doğru bu sene sizi özellikle 12 Haziran'a kadar yüzünüzü güldürür de diyoruz. Burada kariyer, harcama, para, iş yerinizden istediğiniz zammı alamamak, parayla ilgili konular gündeminize gelebilir. Oğlak burçlarına paraya odaklan diyor bu Nisan ve Mayıs ayları da hatta söyleyebilirim. Ve kova burçlarına geldik. Sorumluluklarınız değişiyor. Plüton burcunuzda. teknoloji ilginiz artıyor. Kendi işinizi yapacaksınız. Nerede olursanız olun. Ne iş yapıyorsanız yapın. Doğum yılınız ne olursa olsun. Siz bir serüvene başladınız. Önümüzdeki 3 ayda bu serüveni tam anlamıyla kendinizde hissedecek. 2024 Nisan'dan itibaren kendi geminizin kürekleriyle kendi hayatınızı inşa edeceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız da şu aralar işinizi büyüteceksiniz. Orta kalacaksınız. İkili ilişkilerde ise biraz daha e, iş odaklı, e, çevre odaklı, aile odaklı olduğunuz için ilişkiniz bu dolunayda işte biraz ihmal edebilirsiniz. Evliyseniz eşi asistan yaptığınız için eşiniz biraz söylenebilir. Dolayısıyla da Kova burcunun aslında kariyerini destekleyen, ilişkisini biraz ihmalkar tavra büründüren bir dolunay olacak. Ve son burcumuza geldik. Balık burcu, su burcu iki gezegen var. Yüzyıllarda bir iki gezegeni misafir edersiniz. Aklınızda olsun. Bunu belki duymamışsınızdır bir yerlerde. Neptün burcunuzda. Zaten yönetici gezegeniniz. Bir de Satürn 7 Mart'tan bu yana burcunuzda. O yüzden de daha realistsiniz, daha keskinsiniz. Vazgeçişleriniz büyük. Alım satım işleriyle meşgulsünüz. Daha gerçekçisiniz. Alıngansınız, hassassınız. Uykusuzluğunuz yüksek. Belki çene, baş ağrıları, eklem ağrılarınız yüksek olabilir. Ama aldığınız kararlar o kadar etrafınızdakileri şaşırtacak ki bir dönüşümün eşiğindesiniz. Bu dolunayda biraz kendinizi şımartacağınıza, özellikle de kariyerinizle ilgili yaptığınız cesur kararlara herkesi hakkınızda konuşturacağınıza işaret ediyor. O yüzden de bu dolunayda terazileri, boğaları, balıkları, boşakları çok konuşuruz. Bilginize. Ağzına sağlık, Rica yüreğine ederim. sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, artık Dolunaylar'da senin sayende hem çok algılarım açık hem de çok daha keyifli ve iyi atlatıyorum. Bu yani, farkındalık bence çok önemli. Sen evet. onu çok güzel anlatarak e, bütün gökyüzü olaylar için aslında geçerli de diyebilirim. Çok kıymetlisin. Evet, ben teşekkür çok ederim. Çok çok teşekkür i̇yi yayınlar ediyoruz. diliyorum. Dolunaylar'dan Zeynep. korkmayın diyorum. Kalktım. Kalktım. Alkışlarla uğurluyoruz sevgili Zeynep'i ve ben hemen mutfağa doğru geçiyorum. Diğer konuğumu az sonra davet edeceğim. Diğer konuğum çok ama çok sevdiğim klinik psikolog sevgili Gökhan Çınar bizlerle beraber olacak. Bu sohbeti lütfen kaçırmayın diyorum ve Tuna ablaya geliyorum. Hoş ne güzel geldin, şeyler var Çağlacığım. Evet bugün kokular daha pişmeden Evet, stüdyoyu sardı. sardı. Bugün Buyurun. tepsi kebabı yapacağız. Hemen başlayalım istersen. Buyurun. Bu tepsinin ee, özelliği nedir? Bu farklı bu, bir fırın tepsisinde olabilir mi? Çünkü özel bir şeye benziyor olabilir, bayağı. Olabilir ama e, ben e, yemeklerimi daha çok kiremit tepside kiremit. veya e, kiremit tencerede yapmayı yapmayı istiyorum. Yani Niye? yani daha lezzet açısından çok mı? daha lezzetli oluyor. Hı -hı. Ee, mesela dolmalarımı falan ben hep kiremit tencerede, tencerede yaparım. Evet. Peki hemen Kıym almamız... başlayalım. Kıymamızı koyduk. Bir yarım kilo kıymamız Malzemeler var. Malzemeler zaten ekrana gelsin. Evet. Soğanımızı ve sarımsağımızı koyduk. Hemen iki yeşil biber, iki patrika biberimiz var. Evet, güzel evet. evet. ince ince kıyılmış, hazır. Var. Hepsini Keşke hazırladık. Keşke biz yemek yapmadan evet. önce de bunlar böyle <laughs> hazır olsa da. Evet. Hayat yemekleri sizin yaptığınız kadar kolay olsa. Kolay olmuş. olsa. Biraz <laughs> karabiber koyuyoruz. Evet. Bir tatlı kaşığı kadar. Acılı seviyoruz. Acılı bol, evet, acılı Biraz isot koyuyoruz. Biraz pul biber. Biraz pul biber Şu koyuyoruz. Şu haliyle bile zaten benim için bir çiğ evet. köfteden farksız. Evet. Şimdi bunun kıyması özel yani yarısının esasında ben tamamını koyun kıymadan yapıyorum Hı. ama biz kokusundan rahatsız olanlar için yarı yarıya böldük yarıdana yarı, yarı koyun, koyun gibi yaptık. evet rendelediğimiz bu rendelediğimiz domatesi koyuyoruz Bana su yerine domates koyuyorum ben bir tek bulgur eksik. Evet. Bir günde çikolata yaparsın artık aa, bu kadar söyledim. Aa, tabii Ramazandan ki, sonra. Tabii ki. Salçamızı iki yemek kaşığı kadar ilave ettik. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da biber salçası koyuyoruz. Biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Malzemelerimiz tamam. Bu. Şimdi evet, seni yoğurmaya bira, bırakıyoruz evet, galiba değil Evet, mi? evet. Şimdi beni yoğurmaya oh, bırakıyorsunuz. Çok güzel. Bunu yoğur çok Açık. güzel yoğuracağız. Şimdi... Oh. Hayatım bunu güzelce yuğuruyoruz ne kadar güzel yurursak o kadar çatlamaz nerede Şimdi Çatlamaması için de Ekrana içine düşmüş <laughs> bir de böyle yağlı yavru, kediler böyle bakar ya öyle Hı. bakıyor bir de Daha çok var iftara Bu e, kebabın çatlamaması için üstüne Hı. domates e, salçasıyla bir sos yapacağız sulandıracağız Hı. Şimdi onu o da hemen zaman göstereceğim. O böyle çarpık çarpık olmuyor değil mi? Evet olmuyor. Tamam. Onu o Ne koyuyoruz yapıyoruz. dediniz? Şöyle domateslerimiz var. Onları onu gösterelim. üzerine e, süs olarak koyacağız. Domates, yeşil biber, patrika, patrika biber. Evet. Harika. O zaman bir süre daha yoğurman için istiyorsan seni acele Şimdi, ettirmeyeyim. Mi? Evet, ben bunu bir güzel yoğurmak tamam, istiyorum. Okay. O zaman ben devam için. ediyorum. Tamam canım. Çatlamaması için bolca yoğurmamız tamam. önemli dedik. Ve diğer konuğum hemen zaten stüdyomda klinik psikolog Gökhan Çılar bizlerle beraber. Herhalde, nasılsın? Sağladım. İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. E, mutluyum seni ağırladığım için ve aynı ederim. zamanda diğer konuklarımız gibi tabii ki ama bu sohbet bana çok iyi gelen, beni çok geliştiren, her zaman çok iyi hissettiren sohbetler oluyor. Eminim ki ekran başı izleyicilerimiz için de öyledir. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Hepimiz ben de şimdi hemen soruya baktığım zaman şöyle bir dalıp gidiyorum. Diyor ki kendimizi neden ve nasıl duymuyoruz? Böyle başlayacağız aslında. Sizlerle de röportajlar yaptık enteresan konular hakkında. Aşk mı para mı diye sorduk mesela. Enteresan cevaplar aldık. Yine mesela tekne batarken önce eşiniz mi yoksa annenizi mi kurtarırsınız diye saçma bir soru sorduk. Bakın ondan nasıl <laughs> cevaplar aldık. Ama şöyle devam edelim isterseniz. Siz diyorsunuz ki kendimizi duymuyoruz ve bunun için durmamız lazım. Durmaktan kastımız ne? Dinlemek kendimizi çünkü genel olarak aslında bir kaosun içerisinde kendi iç kaosumuz ya da dünyanın bence dünya kadar gözünden kendimize bakmaya başlıyoruz bir süre sonra. Bu bence çok temelde bizim hep böyle el alem ne der, hakkımda ne düşünülür ya da bana konulmuş kriterlere yetişmem lazım. Hayatın ödüllerini kazanmak için sürekli olarak oradan oraya koşturmam lazım. Hmm. Ee, bazen bize ait olmayan bir hayali projemizi ilan ediyoruz ve başkaları için gidiyoruz. mi yaşıyor oluyoruz? Başkalarını tatmin etmek veya belli kriterlere uymak için mi birazcık kendimizi belki de potansiyelimiz yokken zorluyoruz? Belki e, hem başkaları için yaşamak hem de aslında çocuk yaşlardan itibaren bize ancak böyle yaşarsan mutlu insan olursun, ancak böyle yaparsan başarılı insan olursun denilen e, bizim olmayan hedeflere doğru koşmaya devam edebiliyoruz bazen hayatın içerisinde. Oh, ne kadar önemli bir şey. Öyle bizim olmayan, da... belki de hayalimizde bile olmayan hedeflere doğru koştuğumuzun farkına varabilmek için <laughs> durun diyorsunuz. E ara. Nedir ne, ne, yani tabii ki komple durmak değil ama hı hı. mesela atıyorum ben durduğumu sadece sabah 5 dakika meditasyon yaparken anlıyorum. Hı hı hı. Sadece nefesimi dinlediğim zaman yoksa gerçekten oradan oraya inanılmaz bir koşturma içerisindeyim hı hı. ve bazen ben de kaybolduğumu hissediyorum. Başka durabilmemiz ve kendimizi dinleyebilmemiz, duyabilmemiz için neler önerirsin? Sanki çağda herkesin kendini bir duyma biçimi var. Herkesin bir durma biçimi var bence. Senin için meditasyon birçok insan için de öyle. Bazı insanlar namaz kılarak dua ederek de çok var, tesbih çekerek mesela evet, o anlar evet. hep böyle değil mi? Tam onu söyleyecektim. Bazı hmm. insanların gerçekten kendini dinlediği anlar, ibadet ettiği anlar. Hmm. Bazı insanlar gerçekten e, öyle tavana bakarak sorgulamalara dalmaktan bahsetmiyorum ama e, şöyle bir yastığa kafayı koyup bir kendilerini kendi duygularını dinledikleri zamanları var. Bazı insanların kendi ile ilgili durması ve düşünmesi. ...yürüyüş sırasında oluyor mesela... Hmm, tabii. ...bazen demin gördüm mesela mutfakta yemek yaparken... ...dağıldık orada evet. inanılmazdı çok güzel... ...hem bir taraftan gerçekten yapacağın yemeğin güzelliğiyle ilgilenirken... ...bir taraftan da kendi iç dünyanla ilgilenebiliyorsun ama bu şey gibi... ...hani e, bazen de geçmişi hatırlamak... ...yani hani kendimizi çocukluğumuza götürmek değil de çocukluğumuzu şimdiki zamana getirmek... Ve ben neyin hayalini kurardım? Bu hayatta ne isterdim? Beni ne güldürürdü? Beni ne mutlu ederdi? Neyi düşündüğümde nefes alır ve özgürleşirdim? Anlarını. Özellikle hayatımızla ilgili sıkışıklıkları açtığımız yerlerde. Ya nereye gidiyorum? Bu benim yolum mu? Bu benim yolculuğum mu? Bu hedefi bana sipariş mi ettiler? Yoksa ben kendim istedim mi? Buraları düşünmek için insanın bazen çok sevdiği insanlardan da. ...bir parça ayrılarak, ayrışarak kendini duyması ve dinlemesi gereken hı. zamanlara ihtiyacı var bence. Evet böyle bir içime coşku doluyor. Tuhaf bir şey çünkü aslında hepimiz kendi hayatımıza dönüp bakma fırsatı yakalıyoruz böyle sohbetlerde. Hı hı. Çok güzel bir cümlesi var e, sevgili Gökhan'ın. Diyor ki hayat hata yapmama yeri değil, telafi yeri. Ben mesela bu soruyla birlikte şunu sormak istiyorum. Neden bütün insanlar iyi insanlarda olmak üzere... ...birilerinin hata yapmasını kolluyor. <laughs> mesela bunu çok merak ediyorum. Neden bu kadar da iyi olamaz? Bir hata yapsa da kafasına bir de ben çakayım. <laughs> yani bu nasıl bir e, ruh hali ve nasıl bir çocukluktan gelen bir travma? Daha önce bu çocuk hangi hatayı yaptığı da... ...hiçbir zaman kendisinin affedilmediğini düşündü <laughs> mesela. Ne güzel söyledin aslında. <laughs> ee, eğer biz bir diğerinde bir eksik, bir yanlış, bir hata kolluyorsak... ...ve ömrümüzü bunu kollamakla geçiriyorsak... ...bizim hata yapmakla ilgili, yanlış yapmakla ilgili kendimize ait bir yargımız vardır en temelde. Başkalarında değerlendirdiğimiz, düşündüğümüz, hata kolladığımız her şey aslında bizimle ilgili. Geçmişte yaptığımız bir hatadan dolayı çok mu utandık? Bize kendi hayatımızda, kendi çocukluktaki evimizde hata yapma şansı hiç mi verilmedi? Evde çok hatalı olduğunu düşündüğümüz biri vardı da onunla kendi bize yaptığı hatalar yüzünden yüzleşemedik mi? Eğer hatayla, yanlışla, utançla, duygu olarak öfkeyle, üzüntüyle ilgili dertlerimizi bitiremediysek bazen de bunu da fark edemediysek derdimizi bitiremediğimizi bir diğerinin hata yapmasını kollayarak bazen kendi çocukluğumuzun intikamını ondan alarak bazen kendi geçmişimizdeki boşluğun sıkıntısını onun üstüne yükleyerek aslında kendi utancımızı gidermeye çalışabiliyoruz. Böyle yaşayan çok insan var. Anlatacağım bunları. Pazar akşamı sahnede anlatacağım bunları. Evet ya ben çok e, davet <laughs> de etti beni. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu sefer olmadı ama mutlaka dinlemek istiyorum. Çok büyük bir hayranlığım biliyorsun. Teşekkür ederim. E, bence seni oraya gelip izleyecek olanlar çok çok şanslı. Hele ki böyle büyük kalabalıklara seslenmek ve herkesin kalbine dokunabilmek herkesin nasip olmaz. Seni Hı. de tebrik ediyorum ve çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok heyecan verici. Çünkü ilk defa belki de 5000 kişiyle Pazar akşamı 9'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda evet, İstanbul'da ee, psikoloji adına bir iki saat farkındalık zamanı yaşayacağız. Ve e, özellikle hata ve affedebilmekle ilgili kısımları gelip herkesin dinleyebilmesini isterim. Tek olmayacağım sahnede Melek Mosso olacak yanımda. Yasemin Sakallıoğlu olacak. Ne tatlı. Antakya Medeniyetler Korosu olacak. Bu pazar akşamı 9'da. Belki de bugüne kadar yapılmış tabii Doğan Hoca'nın yolunda, Doğan Cüceloğlu'nun yolunda. Nur içinde yatsın hocam. Ee, Çok önemli hocamız hepimizin ve belki ondan aldığım elle de beraber orada gerçekten biz kendi hatamızı da, eksiğimizi de, boşluklarımızı da hayatta nelerle tamamlıyoruz? Bunların üzerine de biraz... 5000 kişiyle dertleşeceğim bu pazarda. Mükemmel. Çok çok güzel bir gün olacağını, büyülü bir gece olacağını eminim. E, bu konuyu şöyle toparlayalım istersen Aha. çünkü sokak röportajımıza geçeceğiz. Lütfen ama lütfen başkalarından eski hayatınızda yaşadığınız üzüntülerinizi, sıkıntılarınızı, dertlerinizi, yalnızlıklarınızı, hayal kırıklıklarını başkalarının hayatından çıkartmaya, onları ödetmeye çalışmayın. Kendi içinizde çözmediğiniz sürece hayatınız inanılmaz bir kısır döngüne girecektir. Ne olur durun ve kendinizi dinleyin diye bağlayabiliriz. Sokağa çıktık, sizlere sorduk. Bu herhalde yüzyıllardır e, sorulan sorulardan bir tanesidir. Bakalım artık günümüzde nasıl cevaplar aldık? Aşk mı, para mı sorusuna? Sizce aşk mı, para mı? Para mühim değil, aşktayım. Eş değer diye düşünüyorum bu devirde. Tabii ki para. Neden? Yani para olmadan gelecek yok, hayat yok. Sevgiliyi zaten bulurum ben diye düşünüyorum. <laughs> para. Neden para? parasız bir şey olmuyor çünkü bu devirde diye. Herhalde para daha önemli çünkü. E, tabii ki para. Ne aşkı. Aşk bitti. Neden para? <laughs> Yavrum her şey paraya bakıyor. Görmüyor musun? Para. Neden para? Para daha çok geçiyor da ondan. Aşk geçmiyor. Kaybolup gidiyor. Para. Neden para? Yaşımdan dolayı. Hayat çok pahalı. Para lazım ilk önce. Aşktan geçtik çünkü. Aşk. Neden aşk? Ee, sevgisiz, aşksız hiçbir şey olmuyor onun için. Şimdi mesela diyorlar ya yaşından dolayı. Hı -hı. Asıl kritik soru bence şu. Şu an gençlere sorsak, büyüklerinden bu gördükleri, duydukları ve izledikleri ilişkilere baktıkları zaman Hı -hı. hangi cevabı verirler? Yani açıkçası bugünün gençlerinin de e, geçmişten, e, geçmişteki kuşaklarda da tabii ki vardı ama... E, kazanmakla ilgili, maddi imkanlarla ilgili, onlara kendi çabalarıyla ulaşmakla ilgili olan gençler de var tabi. E, başka bir ihtiyaçları var bence. Ama çalı bu e, özellikle gördüğüm insanlara da çok gülümseyerek çok baktım. Çok tatlı, çok güzel. Herkes herkes kendi... de bir tebessümle cevap veriyor bu arada farkında. Evet, da. evet, evet. Yani ama şey gibi geliyor bana. Aşk ömürlük bir duygu değil ki. Aşk anların içerisinde. Aşk ee, yani zaten aşk bir gün bir yerde dönüşüyor bitiyor ve iyi ki de bitiyor bu arada o hormonal düzenekte biz uzun yıllar boyunca kalsak akıl sağlığımızı kaybederiz aşk olsun ya öyle denmez ama ya kalaydık biraz daha e, ama aşkın ömrü iki yıl mıymış e, yılı ömründen öte şöyle bir durumu var aslında gerçekten doğru dönüşmesi gerekiyor <laughs> yani o tutkuyla beraber işte orada oksitosin hormonundan bahsediyoruz orada gerçekten doğru yargılayamama, düşünememe, muhakeme yapamamadan bahsediyoruz İnan bana hep aşık kalsaydın hayatta ya da ben şu işlerimizi falan yapamazdık. Ee, herhangi bir şeye odaklanamazdık, hayata devam edemezdik. O yüzden de aşkın zaten bağlılığa e, karşılıklı olarak birlikte zaman geçirmekten hoşlanmaya ilişkiye dönüşmesi asıl mesele baktığın zaman. Çok güzel söyledin de mesela ben olsam şu an farklı bir cevap verdim. Neden farklı? Çünkü aşkı az önce söylediğin gibi dönüştürebilme şansımız var. Ama parayı hmm. mecursun harcayacaksın. Para senin geri elinde kalan. Hmm. Ama aşktan bize çok daha fazla şey kalmaz mı? E, aşkın insana bıraktığı hele ki sonunda kirletilmediyse... Aşkın bize bıraktığı güzel dönüştüyse... Güzel dönüştüyse, dönüştüyse miras ömür boyunca aslında yaşamakla ilgili birçok motivasyon... Çünkü bir insanda var olabilmeyi, kendi yaranı, onunla beraber iyileştirme umudunu, onunla birlikte hayat kurabilme umudunu inşa ediyorsun. Sonra da bundan hayal kırıklığına uğramadıysan, aşk seni yaşamakla ilgili her zaman motive eden bir tarafta duruyor. Evet. Ama para da motive ediyor. Biraz elma ile armut gibi bu. Hı, Çünkü tabii ki tabii ki olmaz e, olmaz. Yaşamda hiç burada e, hani soyut bir yerden. Sürekli olarak canım paranın ne önemi var, güzellemesi ya da hani yargılaması yapacak halimiz yok. İnsanın paraya da ihtiyacı var hayallerine ulaşabilmek için. Ee, evliliklere geçecek olursak buradan peki aşk olmasın parası olsun e, aşk az olsa da olur ama olmasa da olur çünkü nasıl o geçecek? O zaman para e, e, mantığında bir evlilik yapmak ne kadar doğru? Sen <laughs> hiç gördün mü çevrende böyle gerçekten mantık? E, ...ilişkisiyle birlikte başlayıp hmm. evliliğe giden ve çok mutlu olan insanlar... ...yapı olarak da tabii ki öyle hmm. olması lazım değil mi? Yani Ema karşımızdaki insanı gördüm, e, tanıştım, anlatanlar da oluyor... ...ama karşımızdaki insanın bizi sadece parası çekiyorsa... ...yarın öbür gün onun varlığı, onun teni, onun hayatımızdaki sohbeti... ...dostluğu, arkadaşlığı, aşkı yoksun kalınca... E biz bu sefer gerçekten ya yoğun bir yalnızlığa gireceğiz ama çok paramız olacak. Ya da o parayla beraber o evden kendimizi nasıl dışarı atarız diye düşünmeye başlayacağız. Doğru. Çünkü ya bu arada herkes kendi hayatında, gençliğinde, büyüme hikayesinde boşluğu neyse karşı tarafta ona çekilir. Güvenle ilgili boşluğum varsa çok güveneceğim birini isterim. Yaşamda hmm. e, ne bileyim büyük bir yoksulluktan, zorluktan geçtiysen ve hayatımdaki diğer taraflarda biraz duyumum varsa daha çok paraya çekilebilirim. Yani insan aslında biliyorsun hani kendi boşluğunu tamamlama umududur bazen de ilişki. E, ama... Bu sağlıklı mıdır peki yoksa gerçekten bütün boşluklarını e, uzun yıllar boyunca tek başına doldurmaya başarmış bir insanın yaşayacağı aşk mı daha sağlıklı olur? Ee, keşke insan gerçekten bireysel hayatında biraz yol alsa, duyumlara ulaşsa, kendi çatışmalarını biraz çözse, çatışmalarını üstüne dökeceği biri olmadan kendi içinde çözebilse. Aşkla ilgili, parayla ilgili, güvenle ilgili, değerle ilgili, kendine saygıyla ilgili yol almış olan insanların ilişkileri daha sağlıklı olur tabii ki. Çünkü o zaman biz kendimizi sağlıklı ve iyi hissederek ve kimse de bir yara açmama ihtimalimizle birine yaklaşıyoruz. Ee, bir intikam almama, bir evet. kırıklığı yerine işte kapamama, bir yarayı kapamama, sardırmama umuduyla başlandığı zaman Hı -hı. belki hatta üzerine eklenerek güzelleşen bir şey haline gelebiliyor. Doğru. Şimdi hep bu evliliklerdeki e, geleneksel sorulan sorulardan bir tanesi ve daha çok problemlerden bir tanesi gelin ve kaynana ilişkileri Hı -hı. aslında. Bizde Eğlenceli bir soru soralım dedik. Tekne batarken e, kimi kurtarırsınız diye sorduk. Bakınca bence cevaplar çok güzel. Buyurun. Peki diyelim bir tekne batıyor. Önce annenizi mi kurtarırsınız yoksa eşiniz mi? Anne. Neden anne? Ee, anne tabii benim dünyaya gelmeme neden olan kişi, beni bugünlere getiren kişi. Yani zor bir soru ama annemi kurtarırım. Zaten sevgiliyi bulurum dedim. Yani kocayı da bulurum, sevgiliyi de bulurum ama annem benim ge geçmişim. Ya iki sene de öfkeliyim galiba o yüzden de <laughs> ikisinden de hiçbirini seçmeyeceğim diye geliyor içimden ama sanırım eşimi. Neden eşinizi? Annem yaşlandı diye en azından eşimi tutayım ki yani paramız da olsun yürütelim bu gemiyi diye. En <laughs> çok an anam alırım ya. Sen <laughs> an anneniz? Analar bulunmuyor ki. Eş bulurum ama anne bulamam diyorsun. Aynen öyle yavrum. Annemi. Neden anne? Anne ben 9 ay beni taşıyor. Anneni kurtarmayıp da gelen el kızını mı kurtaracaksın? Tabii ki annemi kurtarırım. Neden anne? Anne bambaşka. Keşke hayatta olsaydı da annem. Beraber yaşasaydım. Eş nasıl olsa bulunur. Annemi kurtarırım. Neden anne? Anne gibi yer olmaz. Bağdat gibi yer olmaz. Gözleriniz doldu. Annemi kaybettim. Ne zaman kaybettin? 2000'de. 2000 senesinde. Allah rahmet eylesin. Çok geçmiş üzerinden 23 sene geçmiş. 53 hmm. sene de geçse ömrü yettiği sürece anne dediği zaman gözleri dolacak kadar. Hmm. Ya yani bence bütün anneler öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası ama e, çoğu zaman ilişkilerin aslında belki bozulmasının veya işte kayınvalidelerle ilgili böyle konuşulmasının sebebi annenin döneminde eşinden alamadığı sevgiyi oğlundan almak istemesi hmm. mi? Bazen öyle. Bazen. E, üzünlendik de biraz ya. <laughs> evet yani, ya bu nedir? E, şey gibi hep <laughs> onu hissediyorum ben. Bir annenin kaybı kaç yaşında olursak olalım bizi çocuk kılıyor. Doğru. E, o yüzden de bence orada da öyle bir an yaşandı. Tamam, kaç nasıl yıl geçerse çocuk gibi geçsin. değil mi? Yani, 6-7 yaşında çocuk nasıl hani ha. bir anda gözleri dolar? Koskoca kadın annelendiği anda Aynen. duygulanıyor. E, hepimiz çoğumuz için de öyle. Tabii ki farklı farklı bağlarımız var hayatta. Yani e, hep şöyle düşünüyorum hani bu soru çok zor bir soruymuş bu arada insanlara bunu sormak. Birazcık daha espri cevap verilebilirdi. <laughs> <laughs> çok ciddi alıyoruz değil mi bazen de her Evet şeye, herkes evet. de bir hüzünlenmiş. Espri de olsa şey de olsa annem yani tabii ki Anne, annem beni izliyordur. <laughs> Az önce mesaj atıyorduk öpüyorum annemi iyi ki varsın. ...beni annem de karım da izliyordur. O yüzden cevap vermiyorum farkında. Ben ya. bu Sen soruyu çalın. bilerek sana sormadım. Seni zor durumda bırakmayayım de kendi ayağına sıktı şu anda. <laughs> İkisini de elimden geldiğince kurtarmaya çalışıyorum diye fark söyleyeyim. Ettim. Peki. Şöyle bir yer var belki. Ee, aslında bazen roller birbirine karışıyor. Bence kültürel olarak bunca yıldır bizim gelin kaynana konuşmamızın altında da bu var çoğunlukla aslında e, anneler ne kadar güzel söyledin kendi yaşadıkları bazen de kendi hayatlarındaki ilişkilerindeki babalarındaki kardeşlerindeki eşlerindeki alamadıkları bazen güveni, değeri, sevgiyi ya da bazen iç içe geçme ihtiyacını çocuklarıyla beraber yaşamak istiyorlar özellikle erkek anneleri oğullarıyla daha belki de iç içe onları bırakmayan, özgürleştirmeyen, onların iktidarlarının üstünde her zaman beni hiçbir zaman unutma, beni sakın bırakma denilen bir yerde duruyorlar. Annem de dinlerken kızacak ama bir psikolog olarak söylüyorum. Aslında sağlıklı çocuk yetiştirmek, ona eşlik etmek, onunla yan yana yürümek, ona hayat rehberliği yapmak, sonra onu ben hep buradayım mesajıyla hayata bırakmakla oluyor. Ama ee, özellikle bizim kültürde bazen biz erkekler otuzumuzda kırkımızda ellimizde annemizi kaybetmiş olsak bile annemiz tarafından hayata bırakılmamış olabiliyoruz. Bazı hala onunlayız yani. Bir türlü salmamış bizi, bırakmamış ve o şey gittiği zaman da ne Aha. oluyor hocam? Oradan müthiş bir yalnızlık çıkıyor. yalnızlık çıkıyor. Ya işte o zaman seçeceğin kadında yerine anneni koyuyorsun. Aha. Ya kimi zaman babaların anne olduğunu, annelerin baba olmak zorunda olduğunu, kimi zaman eşinden alamadığı sevgi için oğlunu eşi yerine koyduğunu, kızını anne muamelesi yaptığını. işte Doğru. bunlar hep eksikliklerle karşımıza çıkıyor hayatta ama ...farkında olmuyoruz biz bunu yaşarken... ...kimi hangi rolü verdiğimizi... Doğru. ...peki biz bunu nasıl fark edeceğiz... ...ve bunun dönüşmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün... ...bu arada anneye bağlı olmak... ...onu kalben yaşatmak ya da onun... ...bir parçası hissetmek herkes için sağlıklı... Tabii. ...ama diğer taraftan gerçekten... ...bütün kararları verirken kendimiz gibi değil... ...onun gibi vermek... ...ya da e, tam olarak aslında... ...onun hep gölgesini üstümüzde hissetmek... ...veya eşimizden annemiz olmasını beklemek ya da eşimizden annemize kızgınsak annemiz gibi olmamasını beklemek. Ya da bazen bu arada kadınlar için de geçerli. O benim sevgilim değil, babam gibi, kardeşim gibi söylemleri çok çıkar. Hmm. Bu rolleri bu rolleri ayrıştırmak lazım. Elbette güven ilişkisinde birçok aidiyet var ama eğer bu roller birbirine karışırsa bir ilişkideki güven de, yeterlilik de, şefkat de, evet. şehvet de Hepsi. yaşam içerisindeki birçok rol birbirine karışıyor. E nasıl fark edeceğiz? Aslında kendisine yani daha doğrusu kardeşimizle derdimiz varsa kardeşimizi o rolünü iade ederek onunla derdimiz varsa onunla hesaplaşarak anne babamızla derdimiz varsa onlarla yüzleşerek uzlaşarak hayatta değillerse bize bıraktıklarını kendi çalışmalarımızla ...terapilerimizle çalışarak belki de eğer herkesin rolünü kendisine iade edersek biz aynı evin içerisinde iki sevgili iki eş aslında tam olarak birbirimizden neler beklediğimizi ayırt edebiliyoruz böylece. Sen benim annem değilsin, sen benim karımsın. Sen benim babam değilsin, sen benim eşimsin ve benim sana babam olarak değil Eşim olarak ihtiyacım var. Bir insanın iki tane baba rolüyle hayatını tamamlaması mümkün değil çatışma çıkar. Doğru. Ya daha yüzeysel bir soruyla şimdi devam edeceğim. Çünkü insanlar bunu daha çok kendimizde sorduğumuzda bu şekilde soruyoruz. Erkekler anne ile eşi arasında kaldığında nasıl bir yol izlemeli? Hı hı. Şimdi tabii ki bu çok e, aslında tanımamız gereken, karakterleri tanımamız gereken bir soru ama Doğru. yüzeysel olarak baktığın zaman hangi yolda ilerlemeleri en azından? Hı hı. Şimdi açıkçası ben çok temelde şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer bir insan yeni bir aile kurduysa o aile kendi içinde, kendi düzeniyle e, yeni bir oluşumdur. E, eğer o ailenin içerisine ben e, annemi, ablamı, abimi, dayımı, eniştemi e, fikir olarak, duygu olarak ya da varlığıyla katıyorsam... ...aslında ben yeni bir aile kurmamışım demektir. Hmm. O yüzden de güzel annelerimiz, canlarımız hepsi bizim ama... Eşimizle kurduğumuz yeni düzenin içerisinde o ailede benim annem de var. Benim annem de burada gibi bir bilgi verirsek biz aslında eşimize de kendimize de birlikte dönüşebilme ve beraber yeni bir hayat kurabilme şansını vermiyoruz. Hmm. O yüzden de aslında her aile kendi içinde yeni bir oluşumdur. Biz kocaman bir aileden geldik belki. O ailenin bir parçasıyız ömür boyunca. Büyüdük, yetişkinleştik, olgunlaştık. Kendi ailemizi kurabilme sorumluluğunu aldık. Artık bir dakika. Benim artık başka bir ailem var ama bunu yaparken elbette ki hayatta olan yetişkinler, ebeveynlerimiz hala hayatımızın bir parçası. O evin daimi misafirleri onlar. Fikir almak onlardan, duygularını duymak onların. Evet hepsine ihtiyaç var. Ama benim annem ...benim eşimle ilgili yargılarda bulunuyorsa, hmm. benim babam benim aile kararlarımla ilgili parmak sallıyorsa... Rol çalıyorsa benden. Rol çalıyorsa ya da bana hep bir yetersizlik veriyorsa, siz, siz bilmezsiniz biz biliriz. Siz yapamazsınız bu ailede bunu da bizden beklemeniz lazım diyorsa o zaman beni büyütmüyorlar. Hmm. Benim eşime de yeniden istiyorsa tabii anne olma, e, hmm. aile olma yetişkin bir kadın olma hakkını da vermiyorlar eğer müdahale ediyorlarsa. Ya da tam tersi erkekler için de geçerli. Kadınların anneleri tarafından da. Bizi bırakın biz bir aile büyütelim. Bizi bırakın yaşamda düşelim kalkalım aile olmayı öğrenelim. Bizi bırakın çocuklarımızı sizden de öğrendiklerimizle ama sizden aldığımız sıkıntıları da onlara aktarmadan kendi bildiğimiz duyguyla ve dünyayla büyütmeyi öğretelim. Gelin kaynana meselelerin arasında altında çağla daha çok gerçekten de büyütülmemiş çocuklar ve özellikle kendi çocukları ile ilgili karar almaya devam etmek isteyen ebeveynler var. Hmm. Böylece aileye yeni gelen kişilere sen bir bireysin bilgisi verilmiyor. Ha şöyle durumlar da var bu arada. Mesela kendi ailesiyle derdi olan tırnak içinde bir gelin, anne kavramıyla kavgalı olduğu için bazen de kayınvalideye. Aslında kayınvalide böyle müdahalelerde bulunmasa da. da içsel olarak geçmişteki sıkıntısının belki işte düşmanlığını, sıkıntısını ona yansıtabiliyor. Hmm. Onun alanını alt üst etmek istiyor, onda hata bulmak istiyor. Hani dedin ya kişilik, kişilik özelliklerine evet, göre evet, değişiyor. Evet, evet. Belki de hiçbir suçu yok yani kadın belki hiçbir şey yapmıyor ama yapmışçasına bir tepki gelebiliyor. E her anlamda hani dediniz anne çocuğuna eşlik edebilmeli atıyorum. Ergenlik döneminde ben bunu senden çok duyuyorum. E, veyahut da işte çocuğumuz evlendiği zaman da bir kayınvalide olarak da o aileye eşlik edebilmek önemli o zaman. Ben bunu anlıyorum senin söylediklerinden. Yani müdahale etmektense Aha. eşlik edebilmek çok çok önemli. Peki bu noktada derin ilişkileri kuramıyoruz demenin sebebi ne? Derin hmm. ilişkiler yaşayamıyoruz. Yani günümüzdeki de özellikle kurulan ve çok net bariz gördüğümüz hmm. sağlıksız ilişki kurulmasının en büyük sebebi ve başlangıçta yapılan hatası ne? Aslında çoğunlukla herkes yine söylüyorum kendi sıkıntısına, hayatta dert ettiği şeye çekiliyor. Biz çekiliyoruz. Ben geçmişte değer görmeden sevilmeyi öğrendiysem bana değer vermeyecek birine çekilebiliyorum. Ben geçmişte şiddetle sevilmeyi öğrendiysem... Bazen gerçekten sert bir mizac, çocukluğumu tedavi ederim. Bilgisiyle beni kendine aşık edebiliyor. Ee, ee, biz aslında bazen gerçekten daha yüzeysel olarak e, geçmişteki yaramıza doğru bir çekiliyoruz ve bakmıyoruz. Bu kişi kim? Bu kişi benim hayatımda nasıl bir yerde? Anlamı ne? Düşünmediğimiz için onu tanımak için de zaman harcamadığımız için derinleşemiyoruz galiba. Gökhan Çınar pazar akşamı Açık Hava'da. Lütfen kaçırmayın diyorum bu kısa sohbet için. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek. Evet, Çağlay ile yeni bir gün devam ediyor. Yeni konuğumuzla birlikteyiz. Diş hekimi Doktor Tunç Berge bizlerle beraber. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çağla Hanım. Siz? Gayet iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi merak ediyoruz. Özellikle de teknolojinin bu kadar hızlı hayatımıza girdiği son yıllarda özellikle diş hekimliğinde ne tür teknolojik gelişmeler var? Bizi bilgilendirin lütfen. Evet. Şimdi tabii ki teknoloji çağındayız. Diş hekimliği de bunu hızlı bir şekilde takip ediyor. Ee, özellikle diş hekimliği dijitalizasyon ...son yıllarda çok ön plana çıkmaya başladı. Ee, dijital diş hekimliği... ...diye adlandırıyoruz artık. Yaptığımız her alanda... ...yani diş hekimliğinin her alanında... E, ...dijital e, makineleri kullanıyoruz. Dijital teknikleri kullanıyoruz. Ne gibi avantajlar ee, sağlıyor... ...şu anda mesela bu dijital dijitalizasyon? Dijitalizasyon aslında... E, ...biraz mükemmeliyetçiliği... Hmm. E, ...yakalamamıza neden oluyor. Çünkü... El işçiliğinden biraz daha makine işçiliğine dönülüyor. Dolayısıyla data olarak ne veriyorsanız onu elde etme şansınız var. Öncesinde bir takım planlamalar yapma şansınız var. Hiçbir işe başlamadan evvel. Yine dijital röntgenlerle elde ettiğiniz datalar üzerinde bir takım işlemler yapma şansınız var. Dolayısıyla hem estetikte hem özellikle implantoloji alanında dijital çağın, Gerçekten çok büyük kolaylıklarını yaşıyoruz. Bir kere her şeyden önce zaman olarak çok hızlı bir süreçte işleri bitirebilme şansı var. Postoperatif sıkıntıların, ağrı, kanama, şişlik gibi implant sonrasında problemlerin tamamen yok olmasına neden olan bir yöntem. Dolayısıyla hem bizim işimizi çok kolaylaştırıyor, daha emin adımlarla ilerliyoruz. Hem de e, hastamız için çok e, sonuç avantajlar. çok daha e, mükemmel oluyor. Sağ tabii oluyor. ki. Şimdi estetikte doğalı yakalamak mı özellikle son dönemlerde yoksa bembeyaz parlak dişler mi tercih ediliyor? Vallahi benim için doğalı yakalamak çok daha önemli. Yani e, biz hastamızı hep bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani 100 metre öteden baktıkları zaman ne oldu senin dişlerine denmemeli. Sende bir değişiklik var. Ama nedir diye bir soruyla karşılaşmalısınız. Yani dişlerinize odaklanmamalı. Bu da ne demek? Doğalı yakalayabildiğiniz takdirde bu sonuca ulaşabilirsiniz. Diğeri çok daha kolay. Maalesef çok fazla istek alıyoruz. Ee, özellikle yurt dışından gelen hastalarda nedense böyle bir acayip bir tabak beyazı e, formu var. Çok beyaz dişler istiyorlar. Ya, elimizden bile geldiğince anlatıyoruz. Zaman o kadar yani, beyaz değil ki. Yok tabii öyle ol, olmadığı nadir. için de işte birazcık da bu Hollywood Smile falan dedikleri bir gülüş tasarımı falan dendiği zaman insanların şeyinde dimağında daha çok böyle bir bembeyaz dişler beliriyor. Aslında o değil. Yani sadece estetik farklılıklar yaratmak ama bunu olabildiğince doğal renklerle. Ha açık renk de olabilir ama daha fazla translucent, daha ee, geçirgenliği olan malzemelerle yapmak. Ee, işte sakız yapıştırmış gibi dişlerle dolaşmamak. Bizim arzu ettiğimiz bu. Bu. Ee, peki implantlara birazcık geçelim. Az önce birinci bahsettiniz ama mesela implant dendiği zaman herkes bir korkuyor. Gerçekten korkmalı mıyız? Mesela bu implant yapımındaki son teknolojik yenilikler neler? Ee, Çağla Hanım <laughs> bu çok önemli bir konu. İmplant yapılırken veya implant yaptırmaya karar vermeden önce gerçekten hem korkmalıyız hem korkmamalıyız. Hmm. Korkmalıyız çünkü çok ciddi bir cerrahi işlem. Yes. Tamam. Ee, bir hata kabul edebilecek bir işlem değil. O yüzden seçimleri çok iyi yapmak. Hem malzeme olarak hem doktor olarak bu işte tecrübeli, kendini kanıtlamış, işi bilen hekimlere yönelmek. Hem de malzeme olarak da, ...olabildiğince en iyilerini seçmek gerekiyor. Bunlar tabii birazcık da ekonomik şartlarla da alakalı. Ancak sonrasında oluşabilecek problemler... ...vücut boşluğu içerisine bir implant yerleştiriyorsunuz. Oluşabilecek bir sürü komplikasyon var. Hayatınızı Hayatınızın sonuna kadar da sürebilecek komplikasyonlar var. Sinirleriniz zedelenebilir felçli gibi olabilirsiniz, dilinize hakim olamayabilirsiniz, e, yüzünüzde asimetriler olabilir. Yani bunlar basit bir implant operasyonundan sonra olabilecek şeyler. Görülüyor herhalde bunlar değil mi? Emin ellerde olmadığı zaman bu riskler evet, olduğunu bilmeniz gerekiyor. yani bunlar gerekiyor? çok önemli. Artık e, dolgu yapar gibi implant yapılmaya başlandı. İş çok kolaylaştı evet, hakikaten evet. ama gerçekten e, kurallarına çok dikkat etmek gerekiyor. Korkmamalıyız çünkü gerçekten çok basit bir yöntem. Artık bazen hastalar geliyor işte e, internette ben izledim felaket işte kanamalar şöyle böyle çok korkarak geliyorlar. E, aslında sistem çok pratikleşti. Yine dijitalizasyon implantolojide çok büyük adımlar atmamıza neden oldu. Bir kere e, öncelikle bir tomografi ile çalışma şansımız var. Üç boyutlu tomografi ile çene kemiğinizin her noktasını detaylı olarak üç boyutlu olarak görme şansımız var operasyon öncesi Dolayısıyla bu bize endikasyon anlamında nereye nasıl bir implant koymamız gerekiyor kaç çapında ve kaç boyunda işte sinirleriniz nerede sinüs boşluklarınız nerede bunlardan nasıl kaçabilirim bunları biz baştan görebiliyoruz zaten Dolayısıyla ne oluyor daha emin ilerliyoruz bu Ayrıca ilave edebileceğim bir navigasyon yöntemi var. Yine Ondan üç da boyutlu bahsedelim. bir evet, navigasyon, navigasyon implant yapımı yine değil mi? Yani Bundan bu bahsedelim. da yine dijital diş hekimliğinin bir katkısı. Ee, biz e, tomografide almış olduğumuz görüntüleri navigasyon cihazında e, programda değerlendiriyoruz ve implantlarınızı siz daha kliniğe gelmeden Çene kemiğinizin içerisine yerleştiriyoruz. Hmm. Ama nasıl yerleştiriyoruz? Dediğim gibi bütün açıları, tüm anatomik boşlukları görerek, sinirleri görerek, onlardan kaçırarak, bazen böyle değişik yollar bularak yerleştiriyoruz ve navigasyon cihazı bize o yerleştirdiğimiz açıyla aynı boyutta, aynı çapta implantı ağza yerleştirmemize yardımcı oluyor. Olmaz. Araçlardaki navigasyon cihazı gibi. gibi bizi uyarıyor. İşte diyor tamam geldin dur artık Burası daha fazla değil. ilerleme veya açını biraz daha döndür diyor o şekilde gir diyor çünkü biz çoğu zaman hastanın ağzına bakmadan çalışıyoruz çünkü bu, bu noktada hata yapma payı neredeyse olmuyor neredeyse sıfıra iniyor öyle olunca bir de tabii bunun en büyük özelliği e, laparoskopi işlemi gibi hiçbir şekilde doku açmıyoruz e, direkt implantları yerleştiriyoruz kanama yok sonrasında dikiş olayı yok dolayısıyla hastada Ağrı gibi bir postoperatif yok, şişmek gibi bir postoperatif yok. Yani bugün implantı yaptırdınız, hemen akşama yayına çıkabilirsiniz. O kadar. Mesela. Yani hiçbir sıkıntınız olmuyor. Normal sosyal hayatınız devam ettirebiliyorsunuz. Tabii bu teknikler dediğim gibi güvenli ilerlemenin, güvenli implantolojinin gerçekten olmazsa olmazları. Bunlar olduğu takdirde işleri çok daha hızlı bitirme şansımız var. Oluyor şöyle. Yani aynı sosyal günde sosyal hayata dönüş tabii, tabii ki çok ki. çok Şimdi önemli. mesela çok farklı yapıda gelen hastalar var. Öyle sadece 1 2 implantla değil. Ağzındaki bütün dişleri çok kötü durumda. Ee, yani öyle bir e, iş akışı gelişti ki artık hasta kliniğe oturuyor. Dişlerin hepsini çekiyoruz. Bazen 20 25 diş çekiyoruz aynı anda. Hepsini aynı anda implant yapıp 12 14 bu. implantı yerleştiriyoruz. Ne? Aynı seansta hmm. ve üstünün sabit protezinde takıp klinikten uğurlayabiliyoruz hastayı. Evet, böyle bir, bir şey hayal bile değil. Edilemez herhalde değil mi? Ee, yani konfor olarak da çok büyük bir konfor hasta için. Neredeyse dişsiz geliyorsunuz ve dişli olarak çıkıyorsunuz. Ama evet, bunlar mi? hep işte dijital çağın getirdiği avantajlar. E, avantajlar. O teknikler. sayede yapabilir hale geldik bunları. Şimdi diş kesiminden herkes tabii ki çok çekiniyor. Mesela bu noktaya baktığımız zaman diş kesimi yapılmadan dişlerimizin estetiğini tamamen düzeltmemiz veya sizin az önce bahsettiğiniz gibi bir Hollywood e, gülümsemesi denilen estetik görünüme kavuşmamız mümkün oluyor mu kesi kese olmadan? Tabii ki. Şimdi e, bunda da uyguladığımız bazı yöntemler var. E, laminalar dediğimiz, dişlerin dış yüzeylerine yapıştırdığımız özel porselen e, plakalar var. Bunlara kontakt lens gibi olduğu için bazen diş lensi diye e, tabir ediyorlar. Bazen yaprak porselen diyorlar halk arasında. Bunlar çok ince yapıda dişlerin tüm görüntüsünü değiştirebildiğimiz, rengini değiştirebildiğimiz, yapısal bozukluklarını değiştirebildiğimiz ve hepsini yine dijital ölçülerle almış olduğumuz datalar üzerinde. O Hollywood gülümsemesi gibi ya da herhangi bir gülüş tasarımı, kişiye özgü bir gülüş tasarımı yaratarak onun aynısını ağza uygulama şansımız var. Hı -hı. Ve bunun için bazen hakikaten hiç diş kesmeden bu işlemi yapabiliyoruz. Bu şey lamina işleminden bahsediyoruz. Evet lamina işleminden. Tırnak gibi yapıştırılıyor tırnak çıkmıyor mu diye soracağım tabii e, ki de. Bunlar son derece özel yöntemlerle yapışıyor. Yani biz sonrasında istesek bile kolay kolay çıkartamıyoruz. Ancak kesip parçalayarak çıkartmamız Hayır, gerekiyor. Evet. Yani siz normal hayatınızı aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Ama bu tabi bütün hastalara genellenmemeli. Yani bütün hastalarda hiç diş kesimi yapmıyor muyuz? Hayır. Lamine Hayır. için çok az da olsa yani normalde bildiğimiz o kaplamalar var ya kaplamalar için 2-2,5 milimetre diş kesiyoruz. Dişin bütün mine tabakası aşınıyor. Yani dişe aslında Orada koruyucu bir geri tabaka olmuyor, yok anladım, ediyorsunuz, anladığım hayır kadarıyla. yok. Lamina da bu hmm. kestiğimiz 0.2-0.3 milimetre, yani neredeyse 7'de 8'de biri kalınlığı kadar ince bir aşındırma yapılıyor, aşındırma yapıldığı vakalarda. Hmm. Yani dişin mine tabakası korunuyor çünkü laminalar mine yapışabiliyor. Dolayısıyla dişin koruyucu tabakasını yok etmemiş oluyorsunuz. Hmm. Bazen hastalar soruyor, dişlerime bir daha kavuşabilecek miyim? Yani evet dönmek ki. istersem olabilir. Niye geri dönmek isteyeceksiniz? Ya, yani zaten iyisini ele almışsınız. Esti hocam hani esti normalde <laughs> kimse istemez de. Mümkün değil. Eminim isten olmamıştır Yok, da. Yani hem böyle bir şey olmadı hem de yani olsa bile geriye dönemezsiniz. Yani basit bir bonding yöntemi dediğimiz biliyorsunuz kompozit dolgularla çok daha kısa sürede ağızda yapılan bir takım evet. ilaveler var. İşte onlar dolgu maddesi olduğu zaman çoğu zaman dişte kesmiyoruz. Ama onlarda bile geriye dönmek istediği zaman onu tümüyle temizlemek o kadar zor ki dişe zarar vermemek mümkün Bunu değil. bilmemiz gerekiyor yani. Mesela bu uygulamalar özellikle bonding mesela dolgu malzemesiyle yapıyor, yapılıyordunuz. Kimler tercih edebilir bu uygulamayı? Veya işte lamineyi. Lamine e, yaptırmak mesela zararlı mı? Hayır ikisi de aynı, aynı. kapıya çıkıyor. Ee, ben e, öncelikle bonding için gelen hastalarıma olabildiğince lamina konusunu tercih etmeden söylüyorum. Bonding çok tercih ettiğim bir konu değil. Hı hı. Çünkü kısa süreli bir işlem. Bir süre sonra madde olarak kompozit maddeler olduğu için özelliğini kaybetmeye başlıyor. Renkleşmeler başlıyor. Koku yapma riski artıyor. Hı. Ama böyle çok küçük dokunuşlarla eğer sizde farklılık yaratacaksa da hani o zaman boşu boşuna lamina yaptırmanıza gerek yok ufak küçük dokunuşlarla onu yapıyoruz. Ama bir hani Hollywood smile gibi veya işte bir gülüş tasarımı diyelim Türkçesi. Bunu bonding'le yapmak çok doğru bir yöntem değil. Hı hı. Ama ufak tefek aralıklar vardır, eksiklikler vardır. Onları tamamlamak için bonding yapılabilir tabi. Yapılabiliyor. Ki. Peki bu uygulamaların ne kadar ömrü var? Yaptırdık bir kere yenilemek gerekiyor mu? Ee, ne bileyim onlar da normal diş gibi yediklerimizde, içtiklerimizde sararıp soluyor mu, rengi değişiyor mu, çatlamalar oluyor mu? Şimdi porselen işte zirkonlar, porselenler, bunlar ayrı bir sınıfta. Bunlar ağzınızda 25-30 senede kalsa, aslında malzeme olarak hiçbir şey değiştirmezler. Üzerlerinde zamanla hafif çizilmeler olur, cilası belki bozulabilir ama renk değişimi olmaz. Hmm. Madde olarak sizi rahatsız edecek bir Görüntüye ya da koku gibi bir sıkıntıya e, sürüklemez. Hı. Ama onun dışındaki kompozit işlemlerin hepsinin çok daha kısa e, sürelerle ömrü vardır. Hı hı. Kaldı ki porselen de e, kullandığımız e, vakalarda ortalama 10 sene ömür biçiyoruz. 10 sene sonra çünkü diş etlerinizin şekli değişiyor, dişler yer değiştirebiliyor, görsellik eskisi gibi kalmayabiliyor. E, bir mutlaka kontrol edip, ee, i̇lla her 10 senesi geçmiş hastanın da protezlerini değiştirmiyoruz tabi bazen 15-20 sene ağzında kalan ve hiçbir problem olmayan hastalarım da var ee, ama bunları özellikle 10 sene sonra yeniletmek üzere bir kontrolden geçmekte fayda var çünkü bazen diş eti değişiklikleri nedeniyle bu kaplamaların altında kalan dişlerde sıkıntılar başlamış olabiliyor hmm. bunları göremeyebiliyorsunuz ya da dişe kanal tedavisi yapılmış oluyor hiçbir ağrınız sızınız olmuyor. Ama bir bakıyorsunuz dışınızı kaybediyorsunuz. Aynen. Yani o yüzden ben dişimi yaptırdım şey artık elmen. ömür Altta boyu. Diş, bitmiş evet, gitmiş. yani öyle bir şey yok. Sadece implantlarda ömür boyu diyoruz. Evet. Yani implantların çünkü değişimi söz konusu değil. Onlar da e, ömür boyu e, kullanmanız Kullan... için yapılıyor. Evet. Anladım. Ama o da garanti değil tabii ki. Tabii ki ama e, yine de nispeten diyorsunuz. Peki e, implantlar her yaş grubuna yapılıyor mu? Ee, şimdi 18 yaşından sonrası için konuşalım. Tabi gelişim çağını tamamlamış olması gerekiyor. Daha küçük yaştakilere uygulamıyoruz. Tabii. Ee, ama üst yaş grubu derseniz hani 85-86 yaşında e, hastam da var. E, ağzında bir sürü implant yaptığımız. Hmm. Dolayısıyla e, bazen 30 yaşında biri geliyor. Hani diyorum ki keşke 70 yaşında biri gelse de düzgün kemikli birisi gelse. Yani biraz da kemik yapısıyla da alakalı. Bazen genç yaşta çok ciddi kemik defektleri olmuş olabiliyor. Ee, ya da bayağı ileri yaşlarda gerçekten mükemmel kemikle karşılaştığımız hastalar oluyor. O yüzden üst yaş grubu yok diyelim ama alt için tabii ki 18, 18 diyebiliyoruz. E, sağlığımıza zarar veriyor mu implantlar diye ve sizin de eklemek istediğiniz varsa son olarak sorabilirim. E, bu konuda çok gündeme geliyor. E, zaman zaman implantların e, insan sağlığına zararlı olduğu e, ve bu konuda özellikle titanyum e, kullanılıyor. İşte titanyumda e, metal sonuçta. Ağızda bunu yerleştirmek istemeyen hastalar oluyor. E, normal şartlarda hiçbir e, sakıncası hı hı. yok. Yani hiçbir şekilde zarar vermiyor. E, kaldı ki son zamanlarda zirkonyum ya da seramik implantlara da yönelmeye başladık. Dolayısıyla artık tamamen metalsiz implantlarda hı hı. yapar hale geldik. Ee, o da bir tercih sebebi olabiliyor. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür kıymetli de. bilgiler için. Mutfağıma hemen dönmek istiyorum. Ee, Tuna ablacığım bizlerle beraber de neler yapmıştık bir hatırlayalım. Buyurun. Ee, şimdi önce tepsi kebabından başlayalım ee, Çağla'cığım. Tepsi güzel kebabının gördün. içinde yeşil biber, kırmızı patrika biber, e, soğan, sarımsak... Bilimum işte pul biber, karabiber, tuz, çok az bir kimyonumuz var. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ var. Kiremit tepsi tercihen. Güzel oluyor. Evet mi? çok güzel oluyor. oluyor. İyi bir şekilde yuruyoruz. Üzerine salçalı bir sos yapıyoruz çatlamasın diye. Onu böyle yedire yedire koyuyoruz. Domates, olmuş. biberle Ellene, e, süslemesini yapıp. Fırınımıza atıyoruz. Tatlı olarak ne yapmıştık? Tatlı olarak e, tatlımız hem çok hafif hem de malzemesi çok az. E, sufle değil, sufleden malzemeleri Takmedi. farklı. Bir de e, yumurta akı ve sadece e, eritilmiş çikolatayla yapılan bir tatlı. Ona da şöyle karımızı yağdıralım hemen. Çok güzel oldu. Tekrar evet, ellerine çok sağlık güzel oldu. diyorum. Bir de Adana çorbamız var. Adana çorbasının içinde bir kase nohut, dövülmüş etten minik köfteler yaptık. Hı -hı. Evet, acı kurutulmuş biber, çok az bir avuç kadar eriştemiz var. Limon, sirke, sarımsak, Pul biber ve nane var. Bir de domates Çok salçası ile görmüyor. biber salçası var. Ellerine sağlık diyorum. Yayınımızın evet, da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.